Kaz TV ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Abdullah Küçükalp olacak. Hocamızla diz ve kalça kireçlenmeleri üzerine konuşacağız. Bu konuya dair merak ettiğiniz soruları Az TV Twitter ve Facebook hesaplarından bizlere iletebilir. Aynı zamanda 224 alan koduyla 261, 1188 ve 99 numaralarını arayarak da yayınımıza katılabilirsiniz diyelim ve hemen hocamıza bağlanalım. Hocamız Skype bağlantımızın diğer ucunda bizleri bekliyor. Öncelikle hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun, siz iyisiniz. Teşekkürler, bizlerdeyiz. Bugün diz ve kalça kireçlenmeleri üzerine konuşacağız. Birçok merak edilen soru var aslında bu konuya dair ama öncesinde dilerseniz diz eklemi anatomisini sizden dinleyelim. Önce dizimizi bir tanıyalım, ardından diğer sorularımızın yanıtlarına geçelim. Diz eklemimiz 3 tane temel kemikten oluşuyor. Bir tanesi uyluk kemiğimiz, bir tanesi kaval kemiğimiz, bir tanesi de diz kapağı kemiği. Bu üç kemiğin anatomik olarak bir araya gelmesiyle içerisinde menisküs dokularının, ön çapraz, arka çapraz ve yan bağların eklem kapsülünün bulunduğu, tabii hemen arkasından geçen damar sinir paketiyle beraber komple menteşe tipi bir eklem yapısına sahip. Kabaca anlatması böyle. Peki kireçlenme nedir diyelim hocam? Bir de ayrıca kireçlenmenin tanımını alalım sizden. Daha sonra diz eklemi kireçlenmesine değinelim. Kireçlenme hastalığı aslında osteoartrit dediğimiz hastalık. Bu osteoartrit hastalığının iki tipi var. Birincisi primer osteoartrit. Bu primer osteoartrit bizim sebebini bilmediğimiz, henüz tam olarak nasıl ortaya çıktığını, niye başladığını bilmediğimiz osteoartrit tipi. İkincisi de sekonder osteoartrit. Sekonder osteoartritte bir sürü etiyolojik faktör var. Mesela travma bunlardan bir tanesi. Onun dışında dizden geçirilmiş iltihaplı hastalıklar bir diğer bir örnek. Ya da enflamatuar artrit tiplerinden romatoid artrit, ankilozan spondilit, benzer gruptaki diğer romatizmal hastalıklar, sedef hastalığına bağlı eklem tutulumuyla ortaya çıkan artritlerde sekonder osteoartrite yol açıyor. Ya da işte travmayla ortaya çıkmış menisküs yırtıklarının, ön çapraz bağ yaralanmaları sonucunda oluşan kıkırdak yaralanmalarının yol açtığı artrit de sekonder osteoartrit olarak biliniyor. Bunların tamamı tamamının oluşturduğu doku harabiyetine kireçlenme diyoruz. Peki kireçlenmenin belirtileri neler? Nasıl ortaya çıkıyor? Kendini nasıl belli ediyor? Bir ağrı mı meydana geliyor kireçlenmeyle beraber? Tabii şimdi kireçlenme ortaya çıktığı zaman ilk başlangıç bulgusu bütün hastalıklarda olduğu gibi ilk semptom ağrı. Ağrıyla bizi uyarıyor. Yani bu eklem içerisinde, diz ekleminden bahsediyorsak eğer, dizinde ağrı başlar hastanın ve orada bir problem olduğuna sinyalini verir bize. Tabii tek semptom ağrı değil. Bazen atak dönemlerinde kireçlenmeler ataklar halinde seyredebiliyor. O dönemlerde eklemlerde şişlik, kızarıklık, sıvı artışı, eklem hareket açıklıklarında daralmalar ortaya çıkar. Biz dışarıdan baktığımızda eklemlerden kenarlara doğru kemik taşmalarını görebiliriz. Bunlara osteofit deniyor. Ayrıca eklemin normal yapısı bozulmaya başlayıp bir iki çeşit diz kireçlenmesi olur. Eklemin iç kısmında daha belirginse valgus konartrozu diyoruz. Eğer dış kısmında belirginse valgus konartrozu diyoruz. O tutulan eklem tarafına göre de diz ya dışarıya doğru döner ya da içeriye doğru dönebilir. Çoğunlukla tabii bizim klasik gördüğümüz kireçlenmelerde dizin iç kısmındaki eklem aralarındaki harabiyet daha fazla olacağı için, diz ekleminin iç kısmında kireçlenme fazla olacağı için o bacak dediğimiz bacaklarımızın iki dizimizin arasındaki mesafe açılır. Dizlerimiz içe doğru eğilerek dışarıdan baktığımızda öyle bir görüntü görürüz. Evet, peki bazı hareket zorlanmalarından bahsettiniz, özellikle diz ekleminden bahsederken. Nedenleri nelerdir peki? Aslında bazı travmalardan sonra kireçlenmelerin meydana gelebileceğini söylediniz ama diğer nedenleri nelerdir? Kireçlenme neden olur? Bir daha alabilir miyim soruyu? Az önce aslında bahsetmiştiniz, bazı travmalardan sonra kireçlenmelerin meydana gelebileceğinden bahsetmiştiniz. Kireçlenmenin de tanımını yaparken aslında diz ekleminde bazı hareketlerde zorlanmalar meydana geldiğini söyledik. Peki travmalar dışında kireçlenme oluşturabilecek durumlar nelerdir? Nedenleri nelerdir kireçlenmenin? Tabii, diz ekleminin kıkırdan tutan enflamatuar hastalıkların tamamı kireçlenme yapabilir.
İşte romatoid artrit hastalığı bunun bir örneği. Romatoid artrit hastalığında daha çok dizin dış yan eklem aralığının tutulduğu valgus konartrozu görürüz. Ya da selef hastalığı, cildi tutan bildiğimiz o cildimizde kalın kaba plaklarla ortaya çıkan hastalık aynı zamanda eklemleri de tutabilir. Bu hastalıkta da eklem kireçlenmesi olabilir. Kalsiyum pirofosfat depo hastalığı denilen bir hastalık var. O da diz içerisinde hem kıkırdakların yapısını bozar hem de yumuşak dokularda kemikleşmelere, kalsiyum çökmelerine neden olur. O da kireçlenmeye yol açan hastalıklardan bir tanesi. Ya da eklem iltihaplı eklem hastalıklarında septik artrit dediğimiz mikrobik iltihaplanmalarda da diz ekleminde kireçlenme görebiliriz. Bir de tabii primer osteoartrit denilen asıl hastalığın toplumda yaygın olarak görüleni, bunun sebebini bilmiyoruz ama eklem içerisinde matris metaloproteinaz denilen yıkıcı enzimler eklem kıkırdağının yapısını bozar, eklem kıkırdağında harabiyet oluşturması neticesinde de diz ekleminde kireçlenme yapabilir. Peki yaşla bir etkisi var mıdır hocam kireçlenmenin? Daha çok hangi yaş grubunda ya da kimlerde görüyoruz kireçlenmeyi? Primer osteoartriti daha çok 40'lı yaşlardan sonra başlangıç olarak görüyoruz. 60'lı yaşlarda en yoğun gördüğümüz hasta grubu 60-70'li yaş grubundaki hastalar. Kadın hastalarda erkek hastalara göre daha fazla görülüyor. Tabii kilo aşırı peki hocam? Araya giriyorum ama kadınlarda daha sık görülmesinin nedeni nedir? Yani iki tane sebebi var. Bir tanesi kadınlar osteoartrit hastalığında genetik olarak daha yatkınlar. İkinci sebebi de hanımlar genelde daha kilolular erkeklere oranla. Evet. Yani bizim toplumumuz için bahsediyorum tabii. Evet. Peki kireçlenme tanısı nasıl konuluyor hocam? Aslında birçok belirtiden bahsettik. Hastaların bazı şikayetleri oluyor. Belirtiler meydana geldikten sonra size başvuruyorlar. Peki bundan sonra tanı noktasında hangi tetkikler, hangi işlemler uygulanıyor? Şimdi aslında kireçlenme tanısı hastanın kapıdan girmesiyle başlıyor. Hasta girerken İlk yürüyüşünü gözlemleyerek hastanın kireçlenme hastalığına aday bir hasta olduğunu gözlemliyoruz. Bu zaten bütün doktorluk pratiğinde ilk muayenenin başlangıcında inspeksiyon deniyor. Gözle yaptığımız gözlem. Hastayı muayene ettiğimizde eklem hareket açıklığında daralmalar görürüz. Eklem hareketlerinde ağrılar fark ederiz. Eklemde krepitasyon olur. Yani bir kıtırtı sesleri duyarız ya da takılmalar olabilir. Eklemin şekli normal olması gereken şekilden daha farklı hale dönmüştür. Eklemin yapısı bozulmuştur. Bu fizik muayeneyle kireçlenmeyi saptadıktan sonra primer kireçlenme hastalığının görüntülenmesinde en değerli yöntem röntgen grafisi. Direkt röntgen grafisi çekerek hastanın kireçlenmesi hakkında fikir sahibi olabiliriz. Yani sadece kireçlenmeyi araştırıyorsak hastaya MR çekmemize gerek yok. Sadece röntgen grafisi bizim için yeterli olacaktır. Burada tanı noktasında kullanılan yöntem röntgen olduğunu da izleyicilerimizle paylaşmış olduk. Peki tedavisine geçelim hocam. Nasıl bir tedavi uygulanıyor diz kireçlenmelerinde? Şimdi kireçlenme hastalığının aşama aşama tedavisi değişiyor. Hani değişik sınıflama yöntemlerinde 5 evreye ayrılır kireçlenme hastalığı. Erken evre kireçlenmede eğer hasta genç yaşta ve kemiklerde bir deformite varsa, kemiklerde bir eğrilik kusuru varsa kemik düzeltme ameliyatları yapılabilir. Kireçlenme hastalığında önce cerrahi yöntemlerden bahsedeyim, sonra da diğer alternatif yöntemleri anlatırım. Yapabileceğiniz cerrahi yöntemlerden bir tanesi kemik düzeltme ameliyatları. Bu uylu kemiğine ya da kaval kemiğine yapılabilir. Değişik teknikleri var. Değişik tekniklerle uygulanabilen kemik düzeltme ameliyatları kireçlenme hastalığının ilerlemesini yaklaşık 10 yıl kadar öteleyebilir. Bu ilerledikten sonra hastalığın tuttuğu eklem yüzüne göre biz diz eklemini temelde 3 tane kompartmana ayırıyoruz. Bir iç eklem aralığı, bir dış eklem aralığı, bir de diz kapağıyla uylu kemiğinin yaptığı patellofemoral eklem dediğimiz eklem yüzü. Bu eklemlerin üçü birden tutulmuşsa eğer bu tip hastalarda total diz artroplastisi uygulamak gerekiyor. Eğer eklemlerden sadece bir tanesi tutulmuşsa o tek eklem tutulumunda bağlar sağlamsa kemik düzeltme ameliyatına ilave olarak artroskopi, kapalı skopi dediğimiz kamerayı, endoskopi dediğimiz yöntemlerle eklem içini görüntüleyip eklem içerisindeki bozulmuş olan yapılara müdahale edebiliriz. Kireçlenme eğer bir aşama daha ilerlemiş, bütün iç eklem aralığının tamamını tutmuşsa
tek yüzey değiştirdiğimiz unikompartmantal disk protezi ameliyatı yapılır. Eğer hem iç eklem aralığı, hem dış eklem aralığı, hem de patellofemoral eklem dediğimiz eklem yüzü de tutulmuşsa, o zaman bu üç eklem aralığının hepsini içine alan total diz artroplastisi ameliyatı uygulanabilir. Cerrahi yöntem olarak bunları uyguluyoruz. Tabii hasta geldi, erken evre kireçlenmesi var, hemen bunlara protez ameliyatı yapalım mı? Kesinlikle yapmamak gerekiyor. Bu hastalarda önce mutlaka egzersizlerle diz eklemi çevresindeki kasları güçlendirmek gerekiyor. Diz eklemi çevresi kaslarını güçlendirmenin yanı sıra hastaya mutlaka kilo kontrolü önermek gerekiyor. Çünkü vereceğimiz her 10 kiloluk kilo kontrolü yaklaşık ağırlığının %50'sinde azalmaya yol açacaktır. Şimdi bunu böyle bir sehpa, dört bacaklı bir sehpa gibi düşünecek olursak bir tanesi kilo kontrolü, bacaklardan bir tanesi kilo kontrolü. Diğer bacak hastanın düzenli olarak egzersiz yapması. Sonra diğer bacağı bazı aktiviteleri kısıtlaması gerekiyor. Yani ben ne yapması lazım? Hastanın yer sofrasında yemek yememesi, yere çömelerek iş yapmaması, yani temizliği paspaslarla yapması, mümkün oldukça merdiven inip çıkmaması, eğer namaz kılan bir hastaysa namazını dizlerini uzatarak ya da oturarak kılması, ondan sonra tuvaleti mutlaka klozet şeklinde alafranga tuvalet olarak kullanması gerekiyor. Eğer dizlerini katlarsa biliyoruz ki bu hastalık daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Yani bu sehpanın bacaklarından bir tanesi de aktivitelerini modifiye etmesi. Günlük yaşamını belli şekillere, belli kalıplara sokması. Diğer bacağı da kullanacağımız ilaçlar ve gıda takviyeleri olabilir. Bunların içerisinde kolajen içeren preparatlar var, glukozamin içeren preparatlar var. Bunların bilimsel olarak diz ekleminin erken evre kireçlenmelerinde kıkırdak dokusunun gelişimine katkı sağladığı gösterilmiş. Bunun yanı sıra eklem içi enjeksiyonlar yapılabilir. Bu çok ciddi artrit ataklarında ya da sekonder osteoartritin enflamatuar artritlerle ilgili tutulumları olan hastalarda kortizon enjeksiyonu yapılabilir diz eklem içerisine. Primer osteoartritte de hiyalüronik asit içeren preparatlar enjekte edilir. Bunların haftalık, aylık ya da yıllık doz şeklinde olan preparatlar var. Onlar uygulanabilir eklem içerisine. Evet, aslında tedavisini de sizden dinlemiş olduk. Önce kireçlenmeyi evrelere ayırdık. Hem cerrahi kısmından bahsettik tedavinin, hem de egzersiz, ilaç ve gıda takviyeleriyle de tedavi edilebileceğini dinlemiş olduk sizden. Az önce dediniz ki hastanın bazı aktivitelerinde kısıtlama yapmaları gerekiyor diye. Bu noktada şunu da sormak istiyorum. Yürüyüş kireçlenmeye iyi gelir mi? Kireçlenmesi olan bir bireyin ağrılarını azaltmak için yürüyüş yapmasını tavsiye eder misiniz? Yoksa tamamen zararlı mıdır bu ağrıları ya da kireçlenmeyi artırır mı yürüyüş yapmak? Düz zeminde yürüyebilir ama engebeli zeminde, arazi koşullarında yürümesi çok sağlıklı değil. Düz zeminde yürümesinde sakınca yok. Yani yürüyüşü de dizini böyle çok zorlamadan, çok yüksek tempoya çıkmadan postacı yürüyüşü tarzında yürüyüş yapabilir. Yürüyüşün kilo kontrolüne de faydası var. Diz çevresi kaslarını güçlendirmeye de faydası var. Önermediğimiz şeylerden bir tanesi de bisiklet sürmesi. Standart bisiklet sürme hareketi bizim diz kireçlenmesinde hastalarımıza önermediğimiz bir şey. Ama elektrik bisikletle salon çalışması yapıyorlarsa salon çalışmasında elektrik bisiklet kullanmalarında sakınca yok. Sormak istiyorum hocam. Yanlış ayakkabı seçiminin diz kireçlenmesine herhangi bir etkisi var mıdır? Yani aslında ayakkabı seçimi diz kireçlenmesinin kaderini çok belirleyen bir şey değil. Ama erken evre diz kireçlenmesinde bu tedavi seçeneklerinin yanında ayakkabı içerisine konulan tabanlıklar tedavide katkı sağlıyor. Özellikle bu iç eklem aralığının daraldığı kireçlenmelerde lateral kama tabanlık dediğimiz medikalci arkadaşların kendi atölyelerinde yapabildikleri özel tabanlıklar var. Bunlar diz ekleminin dış kısmını yükselterek içindeki eklem aralığının genişlemesine yol açıyor. Yani biz yere bastığımızda lateral kısmında kamanın yüksek kısmı olduğu için ayağımızı yere bastığımızda ayağımızın iç kısmındaki eklem aralığının esnemesini, biraz gevşemesini sağlıyoruz. Aslında bu kemik düzeltme ameliyatı olamayan hastalardaki tedavilerin alternatiflerinden bir tanesi aynı zamanda. Ama özellikle yani şu tip ayakkabı giyenlerde daha çok kireçlenme olur diye
bildirilmiş böyle net bir bilgi yok literatürde. Evet hocam, programımızın başında demiştik ki diz ve kalça kireçlenmelerini konuşacağız diye. Diz kireçlenmelerini konuştuk aslında yavaş yavaş da süremizin sonuna doğru ilerlerken. Biraz da kalça kireçlenmesine değinmenizi isteyeceğim. Ama öncesinde yine bir kalça anatomisini dinleyelim sizden, bir tanıyalım. Ardından sorularımızı soralım. Tamam. Gene kalça eklemimizde kalça çevresini oluşturan kaslarla temel olarak yapılanıyor. Kalça kemiğimiz, leğen kemiklerimizin 3 tane leğen kemiğimiz var. İskium, pubis ve ilium dediğimiz kemikler. Bunların oluşturduğu asetabulum denilen kalça yuvası ve ulu kemiğimizin bu kalça ekleminde bu asetabulum dediğimiz yuvaya yerleşen femur başı dediğimiz ulu kemiğinin baş kısmıyla bunun çevresindeki oluşturulmuş olan kapsüller, içerisindeki ligamanlar ve gene eklem içerisinde labrum dediğimiz kıkırdaklarla oluşmuş anatomik yapı. Gene etrafında damar sinir paketleri ve bu eklemi hareket ettiren onlarca kasla sarılıdır. Peki kalça kireçlenmesinin belirtileri nelerdir hocam ve daha çok daha sık kimlerde görülüyor bu hastalık? Gene primer osteoartrit kalça kireçlenmesinde primer osteoartrit de sebep bilinmiyor. Ama kalça kireçlenmesinde daha başka bir sürü etiyolojik faktör var. Mesela çocuklukta kalça gelişim yetersizlikleri ya da kalça çıkıkları kalça kireçlenmesinin sebeplerinden bir tanesi. Kalçada gelişen avasküler nekroz, kalça çürüme hastalığı, kalça erime hastalığı, o da kalça kireçlenmesi yapan hastalıklardan bir tanesi. Gene femur asetabüler impingement denilen femur asetabüler sıkışma, kalçanın ya asetabülüm denilen yuvasının çok derin olmasından ya da arka duvarının belirgin olmasından kaynaklı sürtünmeye bağlı pinçer tipi impingement deniyor buna, oluşturduğu kalça kireçlenmesi ya da femurun baş kısmının ulu kemiğiyle birleştiği boyun kısmında tümseklik olması, bir hörgüç olmasından o hörgücün asetabülümün labrum denilen kıkırdak kısmına vurarak o bölgede kireçlenme yapmasıyla ortaya çıkan kalça kireçlenmesi ya da bunların ikisinin bir arada olduğu kireçlenme tipi de var. Bu da mix impingement deniyor. Bunun dışında diğer romatizmal hastalıkların tamamı aynı dizde olduğu gibi kalça ekleminde de kireçlenmeye yol açabilir. Gene travmatik süreçlerde de kalçada kireçlenme ortaya çıkabilir. Bu labrum kıkırdağının yırtılması ya da direkt travmayla femur başında ya da boynunda kondral kıkırdak hasarı ortaya çıkması kalça kireçlenmelerine yol açabilir. Evet hocam, tanı noktasına da değinmenizi istiyorum. Aslında diz kireçlenmesini sorarken röntgenin tanıda kullanılan yöntem olduğunu söylemiştik. Yine kalça kireçlenmesi için de aynı yöntem mi kullanılıyor yoksa burada bir MR'a ihtiyaç duyuluyor mu? Ve dizde olduğu gibi kalça kireçlenmesinde de ilk teşhis aracımız gene röntgen grafisi. Röntgen grafisi çünkü bize kemik dokuyu çok net bir şekilde gösteriyor. Hatta kemik dokusunun görüntüsü, röntgende elde ettiğimiz görüntü MR'dan daha sağlıklı bizim açımızdan. Ama kemiğin içinin ya da etrafındaki yumuşak dokuların patolojilerini araştırdığımızda o zaman kalça MR'ı çekmemiz gerekiyor. Ya da ayrıca tanıda mesela bel fıtığı varsa ya da bel çevresi problemler varsa ya da kas tendon yaralanmaları düşünüyorsak veya kemiğin kendisinde değil de kemiğin iç kısmında kemik ödemi, kemikte çürüme, avasküler nekroz gibi hastalıkları araştıracaksak o zaman kalça MR'ı çekmek gerekebilir. Yani kireçlenmenin primer tanısında dizden biraz daha en çok gene röntgen grafisi kullanırız ama dize göre MR'a kalçada daha fazla ihtiyaç duyduğumuz durumlar daha fazla olur. Ayrıcı tanıda. Evet. Tabii gene yalnız tedavi sürecini belirlerken her iki tarafta da tomografiden de istifade ettiğimiz durumlar oluyor. Ama temel tanı aracı hangisi? Röntgen grafisi. Evet hocam, peki tedavi noktasında neler söylersiniz buradan bizleri izleyenlere? Aslında diz kireçlenmesinde hem cerrahi yöntemlerden hem egzersizlerden hem de ilaç ve gıda takviyelerinden bahsetmiştik. Kalça kireçlenmesinde bunların dışında hangi yöntemler uygulanıyor yoksa sadece cerrahi yöntem mi gerekli? Çok benzer. Yine kalça kireçlenmesinin de erken evresinde kireçlenmede kemik düzeltme ameliyatları yapılabilir. Ya da işte çocukluk döneminde kireçlenmeye aday olduğunu düşündüğümüz bir kalça çıkığı ya da yarı çıkığı varsa onlarda kemik düzeltme ameliyatları düşünebiliriz. Ya travmatik bir süreç geçirmiş kalçada labrum dediğimiz yapıda yırtık gördüğümüz hastalarda kalça artroskopisiyle kalçadaki yırtık olan
kıkırdaklar dikilebilir ya da kalça çevresindeki bağlarda onarımlar yapılabilir. Süreç devam edip kireçlenme belli bir aşamaya geldikten sonra yine primer kireçlenme ise ilk başta kilo kontrolü, egzersizler, aktivitelerin düzenlenmesi, yine bu destek ilaçlar kullanılabiliyor kalçada da. Biraz daha ilerledikten sonra kalça çevresindeki kemiklere kalçanın yük aktarımını değiştirecek yönlendirme ameliyatları yapılabiliyor. Osteotomi ameliyatları deniyor bunlara. Bunlar uygulanabilir. Daha sonraki aşamalarda da ilerledikten sonra yine total kalça protezi ameliyatı yapıyoruz kalça kireçlenmesinde. Evet, artık süremizin sonuna doğru geliyoruz hocam. Hem diz hem de kalça kireçlenmeleriyle ilgili benim sormayı unuttuğum, buradan izleyicilerimize vermek istediğiniz son mesajlarınızı alalım sizden. Yani dizlerle ve kalçalarla ilgili sıkıntısı olan hastaların mutlaka bir hekime müracaat etmesi gerekiyor. Yani kulaktan dolma ya da toplumdan herhangi bir yerden edindikleri, özellikle kanıtlanmamış geleneksel tıp yöntemleriyle ne olduğunu bilmediği ilaçları kullanmamaları, uygun tedavi yöntemlerini direkt gidip hekimlerinden öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam yayın konuğumuz olduğunuz için ve değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz ve sizleri uğurluyoruz. Evet sevgili izleyenler, bugün Sağlık Hattı programında ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Abdullah Küçükalp'i ağırladık. Hocamızla diz ve kalça kireçlenmeleri üzerine konuştuk. Bugünlük noktalıyoruz yayınımızı. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyoruz.